Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yorgan ve battaniyeyi nevresime sabitleyen e, aldığım bu aparatları göstermeye çalışacağım. Nasıl sabitlediğimi e, olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedeceğim sizlere. İndirimle 31 TL gibi bir fiyata aldım bunu. 50 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde plastik e, düğmeye benzer e, şeyleri var. Diğerleri de iğnesi bu şekilde nasıl takıldığını sizlere şimdi göstermeye çalışacağım. Bu kılça benzer plastikleri önce bir tanesini bu şekilde ayırıyorum. Sonra iğnenin arasında bulunan şu boşluğa gösterdiğim şekilde takıyorsunuz. Sonrasında e, bu beyaz e, bunlar plastik arkadaşlar. Düğmeye de benziyor bunlar. Bunu iğneden geçiriyorum. Burada yanlış takmışım. Öbür tarafa takmam gerekiyordu düzgün olması açısından. Bu şekilde yorganın bir tarafını geçirdiğim iğneyi üzerine tekrardan bu düğmeden takıyorum. Sonrasında iğneyi bastırdığınızda içinde bulunan plastik düğmenin arasından yorgandan geçip bu şekilde sabitlemiş olacak. Bu şekilde kullanması, takması kolay arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, e, bu kılçıkları çıkarırken üst tabakası yani o T kısmı kopabiliyor. E, haliyle kılçıklarda az olduğu için buradan biraz zarar etmiş olabiliyorsunuz. Bu düğmeler koptuğu zaman tekrardan kullanılabiliyor. Bu şekilde düz takın arkadaşlar. Görüntü açısından düzgün durması gerekiyor. E, bunu yorganınızın dört tarafına uygulayabilirsiniz. Fakat ben arkadaşlar dört tarafına uyguladım. Ayrıca aradaki boşluklara da yani toplam 8 tane yerine sabitledim ki tamamen sabit dursun. Çünkü yün yorgan bu nevresimden aşırı derecede kayıyor. Hiçbir şekilde durmuyor. Bu şekilde yaparak yani 8 yerine uygulayarak gerçekten nevresimi sabitleyebilmişim. Bu videoyu arkadaşlar 2 haftalık kullanım sonrası hazırladım sizlere. Burada ilk taktığım bölüm var. Bir de 2 hafta kullandıktan sonraki düşüncelerimi sizlere paylaşacağım. Sormak istediğiniz soru varsa elbette ki yorum kısmından bana tekrardan yazabilirsiniz. Sizlere deneyimlerimi orada aktarmış olacağım. Burada düğmeleri son düğmeleri geçindirdikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz katlıyorum. Hatta katlarken bile ne kadar düz durduğunu e, siz fark edin. E, üst tarafı alt tarafı her tarafına 8 tane toplamda düğme taktım. Bu şekilde katlaması da gerçekten kolay oldu. Çünkü her gün bu yorganı nevresime geçirmekle uğraşmıyorum artık. Sonrasında fark ettiğim bir şey arkadaşlar. Eee Şöyle göstermek istiyorum. Bu kılçıkların boyutu varmış, genişten e, kısadan e, uzuna doğru. Ben maalesef ki hepsinde bu uzunu kullandım. Onun için aralarına birazcık boşluk kaldı. E, bu düğmeleri tekrardan kullanabildiğiniz için bu şekilde az yollamışlar. Ama kılçıkları yeterli derecede var. Bu şekilde her tarafına geçirdim. Gördüğünüz aradaki boşluklar uzun olan plastikleri kullanmamdan dolayı siz uygun boyutta plastik kullanırsanız daha da güzel olacaktır bu şekilde e, iğnesini de sizlere göstermek istiyorum e, Almadan önce yorumlara baktığımda iğnesinin Nevresimi deldiğini e, Söyleyen birkaç kişi vardı Evet arkadaşlar bu şekilde deliyor Hatta e, Delmekle de kalmıyor bayağı bir e, Bu şekilde Boşluk bırakıyor Ama sorun etmedim çünkü elinizde böyle yaptığınızda delik kapanabiliyor yani tel çıkma durumu falan olmadı bende burada yün yorgan da denedim burada da battaniye içerisinde denedim arkadaşlar İkisi arasında fark olacak mı diyerekten bunun da yine aynı şekilde 8 tarafına düğmelerden taktım 2 haftalık hatta iki buçuk haftalık kullanım sonucunda arkadaşlar bu düğmelerden birkaç tanesi e, koptu. O kılçık dediğim plastiklerden birkaç tanesi koptu. Kopan düğmelere tekrardan o plastikleri takıp sabitledim. E, kopması haricinde arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk gün yaptığım gibi duruyor. E, bazı iki tanesi koptu bundan. O uzun olduğu kılçıkları koyduğumdan dolayı diye düşünüyorum. Onun haricinde ben memnun kaldım diyebilirim. Sizce bu haliyle kullanışlı olur mu olmaz mı? Yorumlarda düşüncenizi bekliyorum.